Merhaba sevgili seyircilerim. Tam mevsimindeyiz. Karnabahar ile size bir greten tarifi paylaşacağım. Fırında pişen ama önce karnabaharın bir haşlanması gerekiyor. Karnabahar ihtiyacımız var. Un, yumurta, kaşar peyniri, yağ, süt, yoğurt, kabartma tozu, un ve pul biber, tuz, karabiber ihtiyacımız var. Şimdi bir tane orta boy karnabaharı aldım. Kıymetli seyircilerim, şimdi bunu hemen şöyle çiçeklere bölüyorum. Çiçeklerini bölüp ondan sonra hemen bir suda haşlayacağım bunu. Haşladıktan sonra yapımı da çok kolay kıymetli seyircilerim. Sadece haşladıktan sonra bir sos hazırlıyoruz. Sosla birlikte sonra fırın yolculuğu oluyor. Fırında pişiyorlar. Sevgiyle pişen bir karnabahar greten tarifi. Hemen tencerem neredesin? Gel bakayım canım şöyle. Evet, şuraya nereye alabilirim? Görüntüyü kapatmayayım. Buradaki ocağı alıyorum. Hemen ocağımızın ateşini yakıyorum. Şimdi karnabaharımızı kıymetli seyircilerim, çiçeklerini ayırdıktan sonra hemen tencereye alıyorum. Subhanallah. Her şey mevsiminde güzel. Cenab-ı Allah'ın bize bu mevsimde vermiş ki vücutumuzun ihtiyacı olan vitaminler, her şey bunun içinde var demek ki. Tamam, şunlar da kalmasın, bunlar da israf olmasın. Alıyorum ve buranın üzerine hemen sıcak suyu döküyorum ve karnabaharı pişirmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ver aşçım, sevgiyle ver. Kapağını kapatıyorum. 10-15 dakika arasında kıymetli seyircilerim, karnabaharlarımız pişer. Tuz filan koymadım çünkü daha sonraki sosuna tuzun her şeyini koyacağım. Şimdi kapağını kapatıyorum, karnabaharları pişiriyorum. Sevgili seyircilerim, şu anda karnabaharımız pişti. Hemen kontrolünü yapalım. Bir bıçak ya da şöyle bir çöp yardımıyla bakın. Şöyle baktığınızda yumuşacık olmuş sevgili seyircilerim. %100 değil, böyle %80 pişmesi yeterlidir. Çünkü bir de fırın yolculuğu olacağı için fırında da pişmeye devam edecek. Hemen şimdi suyunu süzdüreceğim. Canım benim, şuraya gelir misin lütfen? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şurada şöyle hemen bir soğuk su geçeyim üzerinden. Şimdi bazı beyler ya da bayanlar da bazen mesela rahatsız olabiliyorlar. Özellikle çıkartmış olduğu pişerken bu karnabaharın kendine has bir kokusu oluyor. O da bayağı istenmeyen bir koku olur. O planda da şöyle bir şey var. İsteyenler limon dilimleyebilirler. Limonun o fresh kokusu biraz karnabaharın kokusunu bastırır. Ondan dolayı limon dilimleyebilirsiniz pişirirken. Güzel. Şimdi burası hazır. Tam zamanında bir sebze yemeği fırında olacak. Şimdi sosa geliyoruz. Karnabahar gretenin sosunda 2 tane yumurtayı kırdım karıştırma kabının içine. 1 çay bardağı çiçek yağı, mısır özü, zeytinyağı. Allah ne verdiyse. Eldeki ve evdeki imkanlar neye müsaitse. Şuradaki yoğurt kalmasın. 1 bardak da süte ihtiyacımız var. Evet, 1 bardak su bardağı ile süt, 1 bardak yoğurt, ölçülerimiz birer bardak üzerinden ilerliyor. Buraya 1 tatlı kaşığı pul biber. Ondan sonra hemen karabiber kırıyorum. Acılı sevenler daha da artırabilirsiniz istiyorsanız. Bu konuda serbestlik var. Şimdi buraya 1 pakette şimdi ne geliyor? Kabartma tozu. Hafif böyle kabaran bir greten olsun istiyoruz. 3 çorba kaşığı da un veriyorum. Sevgiyle iniyor. Evet, yumurta, süt, yoğurt, sıvı yağ, un, baharatlar. İstediğiniz, sevdiğiniz artı sevdiğiniz baharatlardan koyabilirsiniz. İçine maydanoz doğrayacağım. Kaşar peyniri üzerinde yerini alacak. Şimdi ilk sıcaklığı çıksın istiyorum ki biraz arada sosun yapımı. Onların da ilk sıcaklığı çıkıyor. Şimdi hemen doğruyorum. Fırın kabını alıyorum. Sıcak sıcak, ilk sıcaklığı çıktıktan sonra karnabaharlarımızı doğruyoruz. Doğrayıp hemen fırın kabının içine alıyorum bakın.
Kıymetli seyircilerim, bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun çünkü tam zamanında, mevsiminde bir sebze yemeği hazırlıyorum sizler için. Güzel doğradım, şöyle döndürelim. Şimdi küçük parçalara böldük. %80 pişmiş oldu karnabaharlarımız. Buranın üzerine hemen biraz karabiber. Sosunda var ama buraya da biraz az bir şey verirsek güzel olur. Burada sosa tuz koydum. Hafif de burada karnabahar için veriyorum. Hafif. Tuz fazla olmasın, eksik olmasında hiç sıkıntı yok kıymetli seyircilerim. Şimdi sosta yoğurt, süt, yumurta, un, Allah ne verdiyse sevdiğiniz baharatlardan koyabilirsiniz. Maydanozunu da koydum. Yeşil soğan da sevenler yeşil soğan da koyabilirsiniz. Şimdi sosu sevgiyle döküyorum karnabaharın üzerine. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Sosu veriyorum. Fırınımız 180 derecelik ısıtılmış fırında bir 20-25 dakika bu sosla birlikte pişecek. Sonra da buranın üzerine rendelenmiş kaşar peynirini verip bir de kaşar peynirini kızarttırıyorum. Ondan sonra da çay saatinizde özel misafirleriniz geldiğinde ikram edebileceğiniz güzel bir sevgili seyircilerim sebze yemeği hazırlamış oldum sizler için. Hiç kalmasın, israf olmasın. İsraf her şekilde önlememizde fayda var sevgili seyircilerim. Çünkü yaşadığımız dünyada hayat çok pahalı. Her şey çok pahalı. Onun için tutumlu ve tedbirli olmamız gerekiyor. Evet, sosun buluştu. Hemen düzlüyorum. Fırınımız şu anda hazır bir vaziyette bekliyor. 180 derece fırının orta katına gönderiyorum. Turbofan kapalı, alt üst pişirme ayarında. Canım hazır mısın? Gidiyor fırına. Sevgiyle fırında 20-25 dakika duruma bakacağız. Ya da yarım saat de olabilir. Problem yok. Sonunda bir de kaşar peyniri gelecek. İyi yolculuklar canım. Bekliyoruz seni. Sevgiyle. Beğeni butonuna bas bir. Lütfen bunu. Evet. 180 derecede karnabahar gratenimiz pişiyor. Bakalım ne durumda? Kızarmaya başlamış. Gayet güzel. Üzerine şimdi bir kaşar peynir rendesi vereceğiz. Bakın güzel. Hafif de bir harekete geçmiş. Kabarma hareketinde bulunmuş. Gayet güzel. Hemen kaşar peynir rendesini veriyorum buranın üzerine. Tekrar fırına atıyorum. Bu defa sadece kaşarın erimesi için. Artık normalde pişti. Kaşarla da 10 dakika ya da 5 dakika kalacak. Ondan sonra ne kadar sürede piştiğini sizlerle paylaşacağım kıymetli seyircilerim. Kaşar peyniri olur, içine beyaz peynir olabilir. Sevdiğiniz peynirlerden koyabilirsiniz. Allah ne verdiyse eldeki ve evdeki imkanlarınıza göre hareket etmek daima güzeldir kıymetli seyircilerim. Herkesin çünkü bütçesi farklı olabilir. Ondan dolayı söylüyorum. İlla kaşar peynir olacak diye bir kural yok. Varsa güzel olur. Yoksa da Allah ne verdiyse. Onlarla güzel güzel yemeklerimizi yapalım inşallah. Tamam. Kaşar rendemizi de verdik. Üzerine şöyle paylaştırıyorum. Dökülenler varsa onları da alıyorum. Tekrar fırına gönderiyorum. Kaşar peynirinin erimesi için eriyor. Ondan sonra süreyi sizlerle paylaşıyorum. Canım güzel güzel pişer misin? Evet sevgili seyircilerim tam 45 dakika pişti. 35 dakika peynirsiz haliyle 10 dakikada kaşar peyniriyle buluştuktan sonra pişme süreci tamamlandı. Şimdi sebze yemeği yemek istiyorum diyen seyircilerim için hazırladığım tam zamanı mevsimi. Güzel gel bakalım canım. Sevgiyle geliyor bakın görüyor musunuz? Güzelliğe bakın subhanallah. Vejetaryenlerin de yiyebileceği, seyircilerimden farklı farklı istekler geliyor. Oktay'sa işte sebze yemeği yapar mısın? Fırında olsun. Güzel böyle graten tarzı yemekler. Sizlerin isteği üzerine bugün karnabahar graten hazırladım. Çok da güzel oldu. Tam kıvamında. Siz de beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın.
Şimdi fırından çıktıktan sonra böylece beklesin. Bir 10 dakika geçsin. 10 dakika sonra kesiyoruz. Dilimlere kesip sonra da servis vakti diyoruz. Başlangıç da olur. Ortada misafir yemeğinizde ortada da yerini alabilir. Et yemeklerin yanına da koyabilirsiniz. Kıymet seçeceğim. Hem çay saatler için hem de güzel misafir ağırlamada ana yemeklerin yanında da garnitür olarak yer alabilecek güzel bir graten oldu. Şimdi bekliyorum. Sonra da servis vakti. Sevgili seyircilerim, şu anda 12 dilim çıktı gratenimizden. Bakın görmek ister misiniz? Çok güzel oldu. Subhanallah, sebze yemeği gayet güzel oldu. Şimdi hemen doku testini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konuda Oktöz'de içini bir görseydik, dokusunu, kıvamını diyorsunuz. Son derece haklısınız. Bu detayları özellikle kaçırmamakta fayda var. Şimdi hemen şöyle alıyorum. Bakın görüyor musunuz? Dumanı tütüyor. Sevgiyle dumanı tüterken sizler de kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Bakın şöyle sizden taraftan şöyle dilim keseyim mi? Şöyle bak bak. Allah Allah. Şöyle çatala getiriyoruz. Yumuşacık bakın görüyor musunuz? Pamuk gibi adeta. Çok yumuşak. Dumanı tütüyor. Buyurun sofraya diyoruz. Sofralarınız bereketli olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlık kalın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.